bir hayat hikayesine girelim. Bugün bakalım bize ne anlatacaklar. Selamun aleyküm hocam. Sizlere yıllar önce yaşadığım bir pişmanlığımı anlatmak istiyorum. Bir komşumuz vardı. Zil zurna sarhoş olup evine gelirdi, eşiyle tartışırdı, çocuklarını döverdi ve ben her gün bu komşuma beddua ederdim. Çok kınardım. Bir gün evden çıktım, merdivenlerden inerken arkadaşla karşılaştım. Sendeliyordu, düşer gibi oldu, bana tutunmaya çalıştı, tutmadım onu, olduğu gibi yere yığıldı. Döndü bana dedi ki, umarım sen de bir gün benim düştüğüm bu duruma düşersin dedi. Aradan zaman geçti. Ben tekstil firmasında çalışıyordum. Kötü olmaya başladı işlerim. Toparlayamadım. Her gün evde hanımla tartışmaya başladım. Psikolojim iyice bozuldu. Ve hocam kötü maddeler kullanmaya başladım. Bu maddeleri kullandıktan sonra yargıladığım adamın düştüğü duruma düştüm. Hatta daha kötü olmaya başladım. Eşim benden ayrıldı. Yıllar yıllar geçti, toparlayamadım. Çocuğum büyüdü, askere gideceği zaman yanıma geldi. Baba dedi, ben askere gideceğim, senden tek bir şey istiyorum. O eski babamı ben geri istiyorum dedi. Ben ondan sonra hocam, oğlum için eskiye dönmeye çalıştım. Önce tövbe ettim, ondan sonra psikoloğa gittim. Ondan sonra da o eski halime zor da olsa döndüm. Sonra kendi kendime düşündüm, o yargıladığım adamı, o her gün beddua ettiğim adamı aramaya başladım, helallik isteyeyim diye. Kendisini bulamadım. Kendisi vefat etmiş. Eşiyle konuştum. Onun yaşadığının kat ve kat fazlasını yaşadığımı, onu yargıladığım için bundan pişman olduğumu, kendisinden helallik isteyeceğimi söyledim ama geç kalmıştım hocam. Eşi de bana şöyle bir şey söyledi hocam. Aslında eşinin kötü maddeleri kullanmadan önce iyi biriymiş. Oğlu öldükten sonra bu kötü maddeleri kullanmaya başlamış ve hani onun da hayatı aslında benim hayatıma benziyor. Ondan sonra hocam eşi şöyle bir şey söyledi, öldüğünde kelime-i şehadet getirmiş. Ben bunu duyunca hocam daha çok pişmanlık yaşadım. Sizlere şimdi sorum şu olacak hocam, ben birini tanımadan, bilmeden yargıladım, kınadım. Hatta beddua ettim ve onun düştüğü duruma ben de düştüm. Kendisinden helallik isteyemedim. Benim günahım nedir? Evet, çok açık ve net. Problemi de çok net anlattı kardeşimiz. Hor görmemek lazım. Ben hep söylüyorum ya. Bazen bana kızıyorsunuz. Kızanlar oluyor bazen bana. Hocam çok çok fazla anlayışlı davranıyorsun, çok fazla affedici konuşuyorsun. Ya ne yapayım? Ne yapalım? İşte örneği ortada kardeşimiz. Hor görme. Hor görme, küçük görme. Aşağılama. Günahına sevinme, küfür etme. Sen de onun durumunda olabilirdin. Ben bir müftü çocuğu, müftü torunu olmasaydım, bugün başka yerde olabilirdim. Farklı bir kişilik olabilirdim. Bazen elinizde olmayan şartlar sizi bir yere getiriyor. Hamd etmeniz lazım tabii. Bu kardeşimiz, madde kullanan kişiyi tanımadan yargılamış. Beddua etmiş ona. Sonra şartlar değişmiş. Onun yani kınadığı kişinin yaşadıklarını yaşamaya başlamış sağlık açısından. Kınadı kişinin de hayatında bir kaybından dolayı bir sıkıntı içinde yaşadığını görmüş. Ailesine gitmiş, hanımını bulmuş, iyi yapmış, aferin. Uyuşturucudan vazgeçmiş için aferin, tebrik ediyorum. Elimizden geldiği kadarınca insanlara, insanoğluna sevgiyle, merhametle, saygıyla, anlayışla bakalım. Elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalışalım. Bir kişi kurtarsak bütün insanlığı kurtarmış gibi oluruz.